وَيُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ وَبِوَجْهِ الْكَر۪يمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَد۪يمِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اَحْيَ الدِّينَ بَعْدَ اَنْ كَانَ أَس۪يرًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ الْمُقَدِّمِينَ عَلَى الْخَيْرِ وَلَوْ عَسِيرًا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل الرحيم ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehl-i ashab etbaalları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnneküm mansurun. Ey ashabım, sizler ve ashabın yolundan giden ümmetim, kıyamete kadar böyle. Siz Allah-u Teala tarafından yardım edileceksiniz. Size Allah yardım edecek. Nitekim لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي بَنْوَاتِنَا كَس۪يرًا Allah Celle Celaluhu size birçok noktada yardım etti. Huneyn'de bunlardan birisi. Bedir'de bunlardan birisi. Evet, Bedir'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı Hicretin ertesi sene, birinci senesinde işte müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanlığın kökünü kazımak için tedbirler alıyorlar. Müslümanların Medine'de tutunamayacağını zannediyorlardı. Ama orada tutundular, gün geçtikçe rahatladılar, büyüdüler. Onun için güç kazanmak maksadıyla kervan gönderdiler Şam'a. Maddi imkan olmazsa tabii savaşılmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu müşrikleri güç kazanacak olan kervanı haber aldı istihbarat teşkilatıyla. O kervanın Mekke'ye ulaşmasını önlemek maksadıyla Ramazan ayında toplayabildiği sadece 313 kişi, sadece 2 tane atlı asker var, atlı süvari kimse var, diğerleri yaya, kimisinin potini yok, atacak oku yok, yayı yok, sadece taşla sopayla savaşacak 313 kişi. Bunlar yola çıktılar. Bedir, Medine-i Münevvere'ye 72 kilometre, oraya yaya gittiler. Peygamberimiz onlara oruçlarını bozdurdu. Çölde çok sıcak ve yaya. Onun için oruçlarını bozdurdu. Yolda yolculuk sırasında orucunu bozan kimseye kefaret lazım gelmiyor. Bir gün yerine kaza lazım geliyor. İşte bu hükümleri de buralardan çıkardılar müştehitlerimiz. Bedir'e vardıkları zaman orası Bedir kuyusu var. Su var. Çölde su çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkin böyle bir araziye konuşlandırdı 313 kişiyi. Sahabiden birisi dedi ki ya Resulallah bu Allah'ın vahyi değilse, yani senin buraya konuşlanman Allah'ın bir emri değilse, eğer münasip görürseniz biz suyu tutalım dedi. Su çok önemli çünkü.
suyunu kestiniz mi adamın teslim olacak, başka çaresi yok. O da uygun gördü. Yani bu da istişare ile iş yapılabilir. Mümin istişare ederse doğruyu bulur. Buna hep bunlar mesaj müminlere. Yoksa Peygamberimiz bilmiyor muydu onu? Bu olacak ki, bu uygulama olacak ki müminlerle istişare ettiğiniz zaman sonuç iyi olur. Bunu bize öğretecek. Bu böylece oluyor bu iş. Evet, orayı tuttular. Müşriklerle orada savaşıldı. Onlar 1000 kişi. Kervan geçti gitti ama bunu haber alan müşrikler 1000 kişilik orduyla geldiler Bedir'e. Müslümanlarda 2 tane süvari var. Diğerleri yaya, taşla sopayla savaşacaklar. Gelen müşrikler, müşrik sanadidi reisleri hepsi orada. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Ümeyye. Baktılar ki silahsız 313 kişi. Kendileri de uzaktan gelmişler. Sabah dediler, şey edelim, saldıralım. Ne olsa savaş garanti. Biz atlı ve de hepsi zırhlı. Onlar silahsız. Onun için gece eğlendiler, şarap içtiler. Hatta Ebu Cehil yarın dedi, arkadaşlar Muhammed'in kafatasında içeceğiz bu şarapları dedi. Öyle gururlandılar. Gururlanmak Allah'ın hasmı olmak demek. Mağrurun hasmı Allah'tır derler Anadolu'da. Güzel sözdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de askeri konuşlandırdı ama ayakkabı potin yok. Ben gittim yerinde keşfettim. Bu dağları görmüşsünüzdür. Rüzgar ese ese kayaları kopara kopara jilet gibi, bıçak gibi keskin kayaların şeyleri. O konuşlandığı yerde de kayalık bir yer ve kayalarda rüzgar aşındıra aşındıra çok keskin, sivri şeyler var, çıkıntılar var. Sahabenin de potini yok, ayakkabısı yok. Yorgunlar, 72 kilometre gelmişler. Moraller sıfır. Kenara onları yatırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar hiç uyumadı. Yalvardı. Ya Rabbi dedi, işte bize düşeni yaptık. Yeryüzünde ancak 313 kişi var sana Allah diyen, sana inanan, el açan. Biz bize düşeni yaptık. Sen de bizi yalnız bırakma. O kadar dua etti ki, kendinden geçti ki, Hazreti Ebu Bekir yanında biliyorsunuz dua ederken eller göğüs hizasına kadar kaldırılır. Usul bu. Yani eller kaldırmadan dua edilebilir. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz'in dua usulü göğüs hizasına kadar elleri kaldırmak ve de semaya elleri çevirmek. Bazen bir iki kere de şöyle yaptığı olmuş. Yani elleri birleştirmiş. Onun için mesela Buhara'da, Semerkant'ta bazı yerlerde böyle birleştirirler dua edenler. Ama asıl olan çok kere böyle yapmış. O zaman ellerini kaldırmış, o kadar kaldırmış ki üzerine örtündüğü ridası düşmüş. Ebu Bekir kendinden geçmiş. O kadar duaya asılıyor. Ya Resulallah, Allah seni yalnız bırakmaz. Bu kadar kendini üzme. Ebu Bekir öyle söylemiş. Yani sırtını o derece öyle kaldırmış. Evet, çok ilginç efendim. Moraller sıfır. Herkes yorgun olduğu için moraller sıfır. Kayalık yer. Nasıl savaşacak? Kılıç savaşı olacak. Bu duaların bereketiyle Kur'an-ı Kerim'de var. Burada diyor ki siz yardıma uğrayan insanlarsınız sahabi. Birisi Bedir. Evet, Allah bir yağmur vermiş. Yanında kum tepesi var. Diğer dağlar kayalık ama bir kum tepesi var. Muazzam bir yağmur yağmış. O kum tepesinin kumlarını almış gelmiş. O keskin jilet gibi kayalıkların üstüne halı gibi sermiş Allah. Herkes yorgunluktan uyuyor. Yağmur serinliğiyle de muazzam hoşlarını gitmiş uyumak. Bir uyanmışlar, bakmışlar ki o taşlar halı gibi kumla dolmuş. Çukurlar da su dolmuş. Su çok önemli. Sabahleyin Bilal Habeşi'nin ezanıyla, yanık ezanıyla uyanmışlar. Bakmışlar ki her taraf kadife gibi kum. O kayalıkların üstü.
O çukurlarda su, onlardan abdest almışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdıktan sonra bir nutuk çekmiş. Bugün aslanlarım filan, hani Fatih Mehmet de aynı şeyi yapmış İslam'ın fethinde, şahbazlarım filan diye. Aynı mealde böyle muazzam bir hutbe irade etmiş. Ordu savaşmadan evvel böyle onları teşvik eden, savaşa isteklendiren konuşma yapmak sünnet. Bir güzel konuşma yapmış, morallar 1500 olmuş, her sahabi olmuş bir atom bombası. Evet, düşman da karşı tarafta gece sabaha kadar eğlenmişler, sabahleyin cepte keklik zafer diyorlar. Ama sahabilerin her biri atom bombası bu vaziyette, moral 1500. Evet, ve orada Allah Celle Celaluhu ve emdetnâküm bi elfin minel melâiketi müsevvimîn. Bu sarık oradan geliyor. Sarıklı 1000 melekle size yardım ettik. İmdada yetiştik. Eğer gerekirse 5000 daha göndereceğim diyor. Ayette o da var. O 1000 zaten halletmiş işi. Şimdi zaten moral çok yüksek olunca yani silahsız da karşı tarafa korku veriyor onların o hali. Evet, orada Ebu Cehil ölmüş. Hepsi onlar. Büyük sanadiydi Kureyş. Ölmüşler. Zafer kazanılmış. Orada Allah onlara yardım etti. Efendimiz diyor ki entüm mansuruna. Siz Allah tarafından yardım edilecek insanlarsınız. Evet. Ondan sonra Huneyn, Mekke-i Mükerreme fethedildikten sonra Taif Dağı, 2000 metre yüksekliği, Mekke Çukur. Orada çok katı putperestler var. Sakif kabilesi var mesela. Komando, dağ adamı bunlar. Mekke fethedilmiş ama onlar çok katı putperest. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gittiğinde biliyorsun taşladılar Efendimiz'i. Öyle bir olay da var. Efendimiz orayı da halletmeden, Mekke emniyette olmayacağından yeni Müslümanları da hemen almış ordunun içine. Tabii almış, asker savaşabilmesine ok lazım, yay lazım. Askere yiyecek lazım. Buna da para lazım. Bir müşrikten para istemiş. Ödünç para istemiş. Orduyu teçhiz etmek için. Sen de gel buyur demiş. Misafirim ol. Müslüman ol demiyor bakın. Borç para istiyor. Yanına da almış onu. Tabii bunlarda hep hikmet var. Huneyn Vadisi'ne gelmişler. 12 bin asker. 12 bin İslam ordusu. Ve de işte o aldığı parayla da onlara ok yay almış, karınlarını doyurmuş. Vadiye iniyorlar, ben oralara gittim özel izin alarak. Vadiden inerken 12 bin asker o devirde görülmemiş. Sahabiler bakmışlar ki dağlar, taşlardan böyle askerler iniyor. Demişler ki yeryüzüne bize kimse karşı koyamaz. Bu büyük kuvvetiz biz, büyük orduyuz. Bu da bir yanlış. Şimdi Allah onlara ders verecek. Böyle bir gurura kapılmışlar. Savaş başlayınca karşı taraf komando, hep dağ adamı, şimşek gibi saldırmışlar Peygamberimizin ordusuna. Neyi uğradıklarını bilememiş sahabi-i kiram. Hemen kaçmada bulmuşlar bu şiddetli saldırı karşısında. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adım geri atmamış. Bineğinin üstünde yalan yok, ben peygamberim. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im diye söyleyerek atını sürüyormuş. Düşmana karşı tek başına sürüyormuş. Amcası Abbas gür sesli bir zat, Allah ondan razı olsun. Herkes kaçıyor. Resulullah da atını tek başına sürüyor. Demiş, hey siz Medine'ye peygamberi davet eden, namus şeref sözü veren, uğruna öleceğiz diyen adamlar değil misiniz? Bak peygamber tek başına düşmana karşı saldırıyor, siz kaçıyorsunuz.
gül sesiyle bağırmış. Onlar da bakmışlar hakikaten böyle. Canlarını dişlerine takmışlar, düşmanı yenmişler. Evet, gururlanmak iyi bir şey değil. Çoklukla değil, Allah'ın yardımıyla zafer elde edilir. Nice az asker çok büyük orduları yenmiştir Kur'an'da. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesira. Nice az sayıdaki ordu çok sayıdaki orduları yenmiştir. Kur'an'da ayet var. Bunu orada hatırlatıyor Allah onlara. İşte eskiden savaş, herkes malını, mülkünü, nesi varsa dünyalık yanına alıp geliyor savaşa ki yenilirse onlar orada kalacak. İyi savaşsın diye. Savaş usulü böyle. O Huneynler bütün mallarını, mülklerini, develerini, şunları yanlarında getirmişler. İyi savaşalım diye. Onlar tabii hep Müslümanların eline geçmiş. Çok ilginç sahneler var. Huneyn burada anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Bedir ve Huneyn gibi diyor. Evet, birçok yerde Allah size yardım etti. Şimdi müşrik yanında o zengin borç aldığı vadiler dolusu develer var, sığırlar var, koyunlar var. Müslümanların ganimeti. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borç aldığı adam yanında. Amma da demiş, muazzam servet. O zamanın en kıymetli şeyi deve, sığır, koyun. Bu da muazzam servete kondunuz. Çok mu seviyorsun demiş. Sevilmez mi demiş. Baksana. Hepsi senin olsun demiş. O müşrike. Vallahi diyor, sen peygamber olmasan bu kadar cömert olmazsın. Bir adam bu da vadiler dolsun malı demiş. İnsana verir mi bedava? Sen peygambersin demiş. Hemen Müslüman olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istiyor bize? Herkese zayıf damarından girin. Adam zengin, parayı çok seviyor. Oradan girmiş ve Müslüman etmiş onu. Yani bir başkalarını yola getireceğin zaman zayıf damarından girin. Evet, böyle başarırsınız. Evet, sonra işte burada çok ilginç şeyler var. Asker, emniyet, asayiş sağlandıktan sonra yaralılar duruyor. Hele dursun demiş Peygamberimiz. Azıcık dinlenin. Kendisi de çekilmiş bir kenara, bir ağacın altına uzanmış, yorulmuş. Mekke'yi fethetmiş, arkasından dinlenmeden bu olay var. Yaralılar, ölülerin arasında bir tane yaralı var. Mahsus ölü numarası yapmış o karşı taraftan. Bakmış ki Peygamber yalnız yatıyor gölgede. Hemen gelmiş, kılıcını sıyırmış. Söyle bakalım demiş, şimdi seni benden kim kurtaracak? Kadere inanan adam korkmaz. Efendimiz bize bunu Sevr'de de anlattı Ebu Bekir'e. Ebu Bekir dedi, biz yapacağımızı yaptık. Ya Resulallah, ayaklarına baksınlar, bizi görecekler. Biz yapacağımızı yaptık, bize düşeni yaptık. Takdir neyse olacak. Hiç telaşlanmıyor. Bu bir imanın üst rütbesi bu. İşte orada da evet, Efendimiz hiç telaşlanmamış. Ölecekse ölecek. Ölmeyecekse mümkün değil, ölmez değil mi? Bunu önceden yapacaksın arkadaş. Bak şimdi konuşmayı böldüm. Evet. Hiç telaşlanmadan yattığı yerden Allah kurtaracak deyince adam başlamış titremeye, korkmaya. O kadar korkmuş ki kılıç elinden düşmüş. Peygamberimiz kılıcı almış. Söyle bakalım demiş, şimdi seni elimden kim kurtaracak? Evet. Çanakkale'de de böyledir. Başka yerde de böyledir. Müminler Allah'a dayanıp güvendikleri zaman, kendilerine düşeni yaptıkları zaman entüm mansurune. Siz Allah tarafından yardım edileceksiniz, zafere ulaşacaksınız. Evet, şimdi bazı kimseler sen hep her şeyi Allah'a, peygambere dayandırıyorsun diyorlar ama ben yine söyleyeceğim olanı.
Mehmet Akif merhum da milli şairimiz, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Yani Çanakkale'deki savaşan Mehmetçiklerimiz de Bedir'deki sahabileri eşit gösteriyor. Neden? Benim dedem büyük adammış. Ben babamı da görmedim de olan bir vakka. Sabah namazından sonra işte bir şeyler okunuyor. Çünkü sabah namazını cemaat camide kılan adam işrak vaktine kadar tesbihle, zikirle meşgul olursa hac ömre sevabı verilir diyor Peygamberimiz. Bu hadisi uyguluyorlar, orada okuyorlar, yazıyorlar, tevbe istiğfar. İşte bin bir ihlas okuyorlar, bin bir ihlas okuyan canını Allah'tan satın alır. Böyle hadis var. Bu hadislere binaen böyle güneş doğduruyorlar işte. Bir halka şeklinde bunlar okunur ve 100 tane salavat getirilir. 79 elem neşraleki okunur. İşte bin bir ihlas okunur. Bir 7 Fatiha okunur. Başta sonda 100 salavat. Salavat-ı şerife 100 olduğu halde dedem durmadan salavat-ı şerife diyormuş. Heyecanlanıyormuş. Gözleri yanan yağmur gibi yaşlar akıyor. Meclisin ortasına doğru böyle heyecanla sürükleniyormuş. Kimse fark edememiş. Normal durduğu yerden bunlar söyleniyor, okunuyor. Ama o gün böyle durmadan salavat getirtiriyor. 100 değil 500 defa. Yanında oğlu var, o da büyük bir adam. Herkes gittikten sonra, işrak namazı kılındıktan sonra demiş baba, bugün demiş sende bir tuhaf hali oldu ya. Yerinde duramadın, şöyle sürüklendin, durmadan salavat getirdin. Yaşanmış olayı sağ olan adamlardan ben duydum. Amcalarım Çanakkale gazisi. Onlardan duyduk. Evet, o mecliste bulunanlardan duyduk. Oğlum demiş, Resulullah'la Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali sahabiden bir grup Çanakkale'ye bizim askerimize yardım için gelmişlermiş. İşlerini gördükten sonra bizim meclisimizi şereflendirdiler. Yüzlerini bir fazla görmek için demiş çok salavat getirdim. Bu yaşanmış bir olay. Bunu görenler, bu olayı da bulunanları biz dinledik. Şimdi yani Mehmet Akif de evliya adam, bunu biliyor. Bunu bildiği için Bedir'in aslanları bu kadar şanlıydı diyor. Bedir'de de askerin başında kim vardı? Peygamber. Orada kim geldi Çanakkale'ye? Peygamber. Buna işaret ediyor. Efendim hep ona bağlıyorsun. Yok ya, biz ona bağlamıyoruz. Orada asker işe yaramaz, asker olmasa peygamber gelir yardım eder mi? Ben küçültmüyorum oradaki askeri, savaşanları. Onlar Allah'ın, Resul'ün yardımına layık olmasalar gelir mi oraya? Niye kızıyorsun arkadaş? Bana mektup yazıyor, telefon ediyor da böyle söyleyince. Evet, kıyamete kadar müminler kendine düşeni yaptıktan sonra askerden kaçmak yok. Bedelli askerlik yapacağım diye askerlikten kaçmak yok arkadaş. Kıyamete kadar herkes askerliği öğrenecek. Her Müslüman. Her Müslüman askerliği öğrenecek. Gidecek, öğrenecek. Bu dinimizin, peygamberimizin istediği cihat bilinci, şuuru içinde olmadan ölen cahiliye ölümüyle ölür diyor peygamberimiz. Ben de hazır olacağım, sen de hazır olacaksın. Sen de savaşabilir misin? Evet, ben patates soyarım mutfakta, telefon beklerim. O savaşacak asker yerine ben onu yapamaz mıyım? 7'den 70'e herkes kıyamete kadar cihat bilinciyle yaşayacak, öyle ölecek. Biz bunu Kudüs'te, Yahudiler'de gördük. Müslümanlar da olması lazım. Gümrükte hep kadınlar. Savaşacak olanlar savaşıyor, kadınlar. Yazı çizi, gümrük. Girdi çıktı biliyorsunuz. Kadınlar. Bakkaldaki çocuk dahi görevli. Yaşlısı da görevli. Müslümanlar da böyle olması lazım. Askerlikten kaçmak yok. Evet, kıyamete kadar böyle. Lakad nasarakumullah fi mevatine kesire ve yevme Huneyn. Evet, Âl-i İmran 122. Huneyn'de olduğu gibi böyle
Allah yardım etti müminlere Bedir'de ve her zaman edecek. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَزِلَّ Siz çok az bir gruptunuz, zayıftınız, ezille bu. Zelildiniz. Bedir'de Allah size yardım etti. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّب۪ينَ Sarıklı. Cebrail aleyhisselam sarığı sarıymış. O asker olarak gelen meleklerin sarığı beyazmış. Bu sarık oradan geliyor. O harpten sonra peygamberimiz sarık sarmış. Tayin ettiği valilere, görevlilere sarık sarmış. Ayakta sarıyormuş sarığı, güle güle diyormuş. Emir veriyormuş. Oradan geliyor ve bu sarığı, beyaz sarığı insanlar arasında Müslümanlardan başka hiç kullanan yok. Onun için beyaz sarık Müslümanla Müslüman olmayanı ayıran kriter kabul edilmiş. Mevâhibül ledünniye. Evet. İmam Bagavi, büyük Türk alimi, sarığı hor gören, sarığı hakaret eden, küçümseyenin imanı şüphelidir diyor. Küfür de karşı karşıyadır diyor. O zat böyle söylüyor. Ben size arz ediyorum. Oradan itibaren peygamberimiz bir sadece siyah sarık şeyde var, sihlerde var Hindistan'da. O da oyun. Çünkü ineğe tapıyor, kurbağa tapıyor. Artık şimdi ilim, laboratuvar gelişmiş. Adam ineğe, kurbağaya tapmak istemiyor. Müslümanlığa geçecek. İngilizler Müslümanlığa geçmesinler Hintliler diye aynen camileri var bizim gibi. Gittim gördüm. Bu sarık gibi sarıkları var. Böyle cübbeleri var. Göbeğine kadar sakalı var. Siyah sarık sarıyorlar. Ama itikat yok. İbadet diye bir şey yok. Adı Müslüman, kılığı Müslüman. Böylece Müslümanlığa geçişi önlemişler. İnekçilikten kurtulmuş, oraya gelmiş ama bir adım atlayıp Müslüman olamamış. Bunlar halen gidip görülebilir. Beyaz sarık Müslümanlığa mahsus bir şeydir. Müslümanlar öyle diyor peygamber. İnneküm mansuruna. Kıyamete kadar Allah tarafından kendilerine düşeni yaptıktan sonra, fedakarlıkta bulunduktan sonra Allah tarafından yardım edilecekler. Siz yardım edeceksiniz. Ve musibune. Evet, doğruyu bulacaksınız. Doğru üzerinde olacaksınız. Kur'an haktır. Doğruyu söyler. Muhammed Mustafa'nın peygamberliği haktır. Doğruyu söyler. Ona sarıldığınız sürece hak üzere olacaksınız. Evet, öyle diyor. Musibune. Hak üzer olacaksınız. İsabet edenler, doğruyu bulanlar olacaksınız. Olacaksınız. Ve meftuhun lekum. Evet, böyle olunca da Allah size çok fetihler ihsan edecek. Evet. Çanakkale'de dediğim gibi her sene gidiyoruz biz. Siperin içinde son model mitralyoz var. Gavurların siperlerin içinde elinde. Tar önüne geleni biçiyor. Evet. Bizim askerin elinde bir kurşun atan bir tek tüfek var. Tak atıyor, bir daha dolduracak, bir daha atacak. Ama biz yendik ve kazandık. Öyle diyor. Mansuruna meftuhun lekum. Hep böyle olacak. Yeter ki o yola koyun canınızı. Allah'a teslim olun. Allah size yardım edecek diyor güzel peygamberimiz. Evet, ben yedek subaylıkta topçu okulunda okurken Kore Savaşı'nda bulunan komutanlar bizim hocalarımızdı. Albay, bir tanesi yarbaydı. Şunları anlattılar. Keza Kıbrıs'ı harbine katılan benim talebem İslam Enstitüsü'nden, orada yedek subaymış, o anlattı. Peygamberin bu hadisi aynen halen cereyan ediyor. Bize düşen yaptığımız takdirde. Evet, şimdi o Konuri'de düşmanın her tarafı sarmış Çinliler. Çember içindeyiz. Çember içindeyiz. Sabahleyin savaş başlayacak. Gece olmuyor çünkü buz, kor. Öyle soğuk. Göz gözü görmüyor. Sabahleyin çemberdeyiz. Bizi yok edecekler. Teslim alacaklar. Bizimkiler siper gazmış. Komutan bizim hocamız
albay komutan demiş ki sakın kimse siberden dışarı çıkmasın. Onlar hücum ederse tek tek vuracaklar. Yani az çoğa böyle. Harp taktiği böyle. Meydana çıkarsa hemen yok edecekler. Kimse çıkmasın siberden dedim, kesin emri verdim diyor. Çinliler saldırdılar diyor. El bombası atıyorlar. En bozanı bizimkiler siperde. El bombasından işte isabet eden birer birer bizim ellerden şehit oluyorlar. Benim askerim benim emrimi dinlemedi. Birer birer ateşi şehit olmaya başlayınca siperden fırladı, çıktı meydana. Çinlilerin attığı el bombaları havada sıçradı, koptu. O bombayı tekrar Çinlilere attı. Biz çemberi böyle kırdık çocuklar. Bu yiğitlik elhamdülillah. Allah'a dayanıp korkmadın mı? Aynen orada da var. Yarbay da şunu anlattı. Şimdi yine o gün çok soğuk. Bizim askerle Çinliler arasında nehir var. Buz tutmuş. Kahramanmaraşlı çavuş Mehmet hamamcı olmuş. İhtilam olmuş. Yanında şehit olacak çünkü çemberdeler, yok edecekler. Kıyamet gibi Çinli var, bizimkiler az. Şehit olacak. Gitmiş vermiş bizim komutanın üsteğmen o zaman. Komutanım demiş böyle böyle git demiş, bizim dinimiz kolaylık dinidir. Günahın benim. Git demiş, izin vermiyorum. Şimdi yıkanırsan hasta olacaksın, öleceksin. Git demiş, izin vermiyorum. Fakat Mehmet Çavuş canı rahat etmemiş. Komutanın emrini dinlememiş. Gitmiş o tam Çinliler aradaki nehrin buzunu kırmış. Evet, aynen anlatıyor hocamız. Buzu kırıp soyunmuş. Tam soyuncayı sırada bir bölük Çin askeri gelmiş. Bakmış, geliyorlar. Demiş ya yıkanırken bari öleyim. Pis öleceğime yıkanırken bari öleyim. O hiç aldırmadan yıkanmaya devam etmiş. Onlar da onu vurmamış. Yıkanmış, hala saldırmıyorlar. Silinmiş, geyinmiş. Hepsi el kaldırmış. O da bakmış, el kaldırıyorlar. Yürü, marş marş demiş. Bizim komutana getirmiş. Tak tak. Kim? Ben. Ulan ben sana demedim mi? Şeddeli hani eşek ol eşek falan. Hepsini söylemiş. Ben sana söylemedim mi? Neden? Komutanım bir aç. Git lan. Komutanım bir aç. Açtım baktım diyor. Bir böyle Çin askeri. Subayı da dahil. Ne oldu Mehmet? Mesele böyle oldu efendim dedim. Ben günü pis ölmeyeyim diye böyle yaptım. Adamla da el kaldırdı. Ben de getirdim İngilizce. Komutanına diyor ki böyle böyle yo diyor. Bizim etrafımızda bir alay Müslüman askeri sardı diyor. Diyormuş. Melekler yardım etmiş yani. Kıbrıs'ta da aynı olmuş. Kıyamete kadar müminler kendine düşen yaptığı takdirde öyle diyor peygamber. Mansurune meftuhun lekum. Allah size yardım edecek. Size düşen yaptığınız takdirde fethe masar inna fetahna leke fethan mübina. Evet, açık fethiyle seni müjdeliyoruz. Mekke'den Medine'ye hicret ederken Peygamberimiz insan vatanını sevmez mi? Güney'e gitmiş sapıtmak için kafirleri, yanıltmak için. Medine kuzeyde, o güneyde Sevir Mağarası'na gitmiş, 3 gün kalmış. 3 gün sonra işte kuzeye gideceksin, güneye. Onlar tekrar dönerken, geçerken Mekke'nin yakınından Mekke'ye bakmış, ağlamış. Ey Mekke, yeryüzünde en çok sevdiğim yer sensin. Vallahi kavmim beni çıkarmasaydı seni terk etmezdim ağlayarak. Onun için vatan sevgisi imandandır buradan. Öyle. O zaman işte Muhammed Mustafa ağlarsa Allah onu hiç ağlatır mı? Bu inmiş. İnna fetahna leke fethan mübina. Sana Allah açık fetih verecek. Habibim üzülme. Hakikaten 10 sene sonra geliyor Mekke'yi alıyor. İşte bu Huneyn Savaşı da ondan sonra oluyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth.
Ey Habibim, Allah'ın zaferleri, yardımları, fetihleri sana Müslümanlar geldiğinde biz kazandık biz deme. Zecan Sulaym Fat ve raiten nas yedhulun fi dinna faca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Bunu Allah'tan bil. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullah de. Bana dön, bana şükret. Böyle yap. İzâ câe nasrullah vel feth. Evet, böyle olmuş. Femen edreke zelke minküm. Sizden böyle bir işe karıştığında birisi veya bir fetih zafer elde ettiğinde felyettakillâhe, Allah'tan korksun. Savaştığın zaman geri gitme yok. Kaçmak yok. Taktik gereği kaçmak varsa o ayrı. Ama öleceğim diye kaçmak yok. Fettakullah, Allah'ın korkun. Fettakullah fissebat. Direnin. Kaderden kaçılmaz. Kaçsan ölüm seni orada bulmayacak mı? Sen buna inanmış adamsın. Neye kaçıyorsun? Fettakullah fissebat. Diren. Allah yolunda ölmek kadar güzel bir şey var mı? Hatırlatıyor Allah. Evet, Allah'tan korkun, kaçmayın. Evet, ve zaafa kapılmayın. Evet, siz Müslümansınız, Allah'ın en büyük nimetine ermiş, Allah'ın lütfuna ermiş insanlarsınız. Siz size düşeni yaptıktan sonra Allah sizi yalnız bırakır mı? Allah'tan korkun. Ve liyemur bil marufi, maruf olanı, dine uygun olanı, Kur'an'a, sünnete, insanlara yararlı olacak şeyleri yapınız. Zulmetmeyiniz. Düşman da olsa zulmetmeyiniz. İyiliği emrediniz. Vel yenhe anil münker. Münker olanı, dine uymayanı, Kur'an'a, sünnete uymayanı önleyiniz. Benimsemeyiniz. Reddediniz. İn tasbiru ve tettaku ve ye'tukum min fevrikum min fevrim hâzâ ve yumdidküm bi rabbukum bi hamsed elâfi minel melâiketi müstevmin. Evet, siz böyle bu dediklerimi tutarsanız, sabrederseniz, Allah'tan korkarsanız, üstünüze çullansalar bile Allah size 5000 melekle yardım eder. Bu Bedir'de, başka yerlerde de var. Onun için şimdi tam zamanı. Elhamdülillah Türkiye iyi. Ben siyasetçi değilim. Yanlış anlamayın sözümü. Dışarıları takip ediyoruz. Amerika'da, Avrupa'da krizde. Tersine gidiyorlar. Biz de iyiye gidiyoruz. Her şeye rağmen. Güneyimiz ateş çemberi. Doğumuz bizim öyle bize düşman. Kuzeyimiz öyle, batımız öyle. Ateş çemberi sarılmış durumdayız. Bizi ne yapıp yapıp tökezletmek istiyorlar. Yüzümüze gülenler. Şimdi daha çok. Çünkü batıyorlar, biz devamlı yükseliyoruz. Boğaz Köprüsü yapıyoruz. Yayın altından bilmem kaç kat yol yapıyoruz. Bundan parayla olur. İş düzgün olmazsa olmaz. Bunlar işin güzel olduğunu alameti. Senin batak bir adam olsan sana kim gelir de yardım eder? Bunlar iyiliğin hani nasıl çıldırıyorlar Batılılar, Avrupalılar. Evet, yolumuza devam ediniz. Öyle diyor Allah. Sabrediniz. Müslümanlığınızda sabit kadem olunuz. Marufu emrediniz. Münkeri, dinin haram kıldığı şeylere bulaşmayınız. Rüşvetçiliği bırakınız. Şarapçılığı bırakınız. Kumarcılığı bırakınız. Allah deyiniz. Camiye koşunuz. Saf bağlayıp Allah'ın huzurunda rükû ve secdeye kapanınız. Yümdidküm rabbukum. Rabbimiz size imdad edecek. Kur'an'dır. Âl-i İmran 125. Evet. Onun için aleyküm bis sabrı mâ nebiyyüküm ve takva. Ondan dolayı Peygamberimizin izinde sabır ediniz. Ve Allah'tan korkunuz, haramlara bulaşmayınız.
وتذكروا ما جرى عليكم يوم أحد. Evet, Uhud'da dünyalığa meylettiniz, peygamberin emrini dinlemediniz, başınıza gelenleri hatırlayın. Uhud'da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 600 kişi binmiş, gerisi 400'ü münafık, kandırmışlar, dönmüşler savaştan. 600 kişi, düşman 3000 kişi. Efendimiz Uhud Dağı'na sırtını dayamış. Orada da bir okçu tepesi var. Şimdi okçu tepesi deniyor. Oraya 50 okçu yerleştirmiş. Arkasından kendini çeviren olursa engel olsunlar diye. Demiş ki ben emir vermedikçe kıyamet kopsa yerinizden ayrılmayın. Bu emri vermiş, savaş başlamış. Herkes Allah yoluna şehit olmak istiyor. Ölümden korkmayan adamın karşısında kim durabilir? Çanakkale'de öyle oldu. Mitralyoz diyor Mustafa Kemal Paşa. Birinci bölük marş marş diyorum, kamilen şehit oluyorlar. İkinci bölük bunu görüyor. İkinci bölük marş marş diyorum, düğüne bayrama gider gibi diyor, koşuyorlar. Kamilen şehit oluyorlar. Üçüncü bölük marş marş diyorum, düğüne gider gibi. Neden? İnanan adam. Ölürsem cennet var şehitliğe. Kalırsam gazilik var. Allah'ın sevgilisi olmak var. Kaderde ölüm yoksa kurşun işlemez. Evet. Kaderde ölüm yoksa apartmanın üst katından çocuk düşer, altında çöpçü bulunur. Bu tesadüf olur mu lan? Bu tesadüf olur mu? Kader böyle. O çocuk ölmeyecek. Çöpçü kucaklayacak. Biz buna inanmamız. Allah'ın kaderine inandım diyen adamız. Allah hatırlatıyor. Buna sabit kadem olunuz. Yümdidküm. Yardım edecek Allah. Gözünde düşman bu defa korkuyor. Ölümden korkmayandan korkulmaz mı? Kaçıyor. Siperi terk ediyor. Böyle uçurum. Uçurumdan kaçarken yuvarlanmış bir kısmı orada ölmüş. Bir kısmı merdivenden acelesinden binerken birbirini denize kaktırmış, kimisi suda boğulmuş. Vapuru acelesinden binerken. İşte böyle. Kıyamete kadar böyle diyor Peygamberimiz. Entüm mansuruna. Evet, siz yardıma musibune. Meftuhun leküm. Kıyamete kadar böyle. Ey ümmetim. Sahabiler söylüyor, bize de söylüyor. Böyle olmuş. Uhud'da işte düşmana yıldırım gibi şehitleri övmüş Allah Kur'an'da, Bedir'deki şehitleri. Herkes şehit olmak istiyor. Düşman bir anda neye uğradığını bilememiş, kaçıyor. Kaçınca mallarını yağmalamak için ganimet helal ya. Millet ganimet telaşına düşüyor. Tepedekiler bakıyor, düşman kaçıyor, millet mal alıyor. Millet aç. Peygamberin hanımı bir haftalık bir hurma yedik diyor. Bu dere açlık var. Yani onlara da bir haftada bir hurma. Ne demek yahu? Peygamber devlet reisi ama bir haftada bir hurma yiyorduk diyor Ayşe anamız. Sahabe nasıl acı olmaz? Görünce biz de demişler, dur demiş kumandan. Peygamber ne dedi size? Kıyamet kopsa ben emretmedikçe burayı terk etmeyecek demedi mi? Ama savaş kazanıldı demişler komutanımız, işte görüyorsun. Dinlememişler. Dünya malı alacağız diye koşunca Halid bin Velid o zaman dahi bir asker. Ondan oradan geçtiğini görünce arkadan çevirmiş süvari birliğiyle Müslümanları arkadan. Öne de haber göndermiş, geri dönün, ben arkadan onları kıstırdım, siz de dönün. İki ateş arasında Müslümanlar darmadağın olmuş. Öyle diyor. Orada işte gördünüz diyor, siz başınıza ne geldi? Allah'ın Resulü'nün emrini dinlemediniz, dünyaya taptınız, ne oldu bak? Hep böyle. Dünyaya tapmayın. Dünya gölge gibidir. Aynen böyle. Gölgenin üstüne varmak isteseniz gölgeyi yakalayabilir misiniz? Siz gittikçe o da gider değil mi? Evet. Ama siz geri gittiğinizde gölge sizin arkanızdan gelir. Dünyada böyledir. Ona metelik vermediniz mi o sizin ayağınıza gelir. Ama hırslandınız mı, o konuda bütün değerlerinizi reddettiniz mi
dünyasından devamlı kaçarım. Bir şey bulamadım, edemedim diye acınızdan ölürsünüz. Evet, bize Fransızca öğretirken Le Barbe Bleu, mavi sakal diye bir okudurlar diyor. Adam ölürken altınlarım, gümüşlerim, altınların diye gebermiş. İşte böyle dünya tapan adam acından ölür. Gönlünüz tok olsun, Allah inancınız tam olsun. Hep bunları hatırlayın diyor. Velyasir rahim, marufu inkar, marufu emredin, münkeri nehyedin. Allah'tan korkun, harama bulaşmayın. Sıle-i rahimi yapın. Akrabaya birbirinize darılmayın, küsmeyin. Gidin, kaynaşın. Kaynaşma yeri de burası bak. Bu adam birbirini küsüyorsa şöyle yan yana oturur mu? Camiye gelmek, onun için küs yok, kinarlık yok demek. Allah da bundan memnun oluyor. Ondan diyoruz, tam zamanı camileri doldurun. Düzgün saflar halinde namaz kılın hep beraber. Allahu Ekber, rüküye gidin. Semiallahu limen hamide, doğrulun. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber, secdeye gidin. Allah buyurmuş ki, ey meleklerim, azgınlar sebebiyle bunlara gazap edecektim, azap edecektim ama şu kullarımın böyle saf, güzel nizamında namaz kılması hoşuma gitti, azabımı kaldırdım. Peygamberin hadisi bu, Buhari hadisi. Ondan diyorum, şimdi dünya bizim aleyhimizde birleşti. Aman nasıl bunların ayağını çelebiliriz diye. Camiye koşun, doldurun camileri, namaz kılın. Allah bizimle. O hadisi okuyoruz işte. Evet, bu hadisi Ahmed İbn Hanbel Tirmizi sahih olarak Abdullah Mesud'dan naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Yine Peygamberimiz devam ediyor. Bir cümlesini unutmuşum hadisin. Ve men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve makadehu minen nar. Kim benim söylemediğimi, peygamber sözüne hadis denir. Peygamberin sözünün bize ulaşmasına, habere hadis. Peygamberin yaptığının bize ulaşmasına hadis denir. Bunun sünnet ifade edilir. Kim benim söylemediğim, yapmadığım bir şeyi peygamber yaptı diye bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Benim söylemediğim hadisi, buna mevzu hadis derler, uydurma hadis derler. Cehennemdeki yerine hazırlansın. Benden bir şey duyduğunuz zaman Kur'an'a vurun. Ben Kur'an'a aykırı bir şey söylemem, yapmam. Kur'an'a vurun. Kur'an'a uyuyorsa alın. Kur'an uymuyorsa almayın. Efendimizin emri var. İşte İslam alimleri bu emirler muvacihesinde Hristiyanlar hadis uydurmuş, Yahudiler hadis uydurmuş. Bir de bazıları hemşerilik gayretiyle hadis uydurmuş. Atıyorum diyorsunuz ya siz, misal veriyorum. Konyalılar Konya'yı çok sever. Ben de memleketimi severim. Konya işte dünyanın en büyük güzel şehridir falan diye uydurmuşlar. Bağdat için uydurmuşlar. Herkes memleketini sevmez mi canım? Uydurmuşlar. Kimisi tefsir hocası, tefsir talebesi bulamamış. İşte şu surenin tefsirinde bulunana cennet var diye hadis uydurmuş. Mesela iyi niyetle uyduruyor ama neden uydurmuş? İmam-ı Azam Ebu Hanife muazzam bir adam. Hazreti Ali'nin duası zaten. Dedesini Hazreti Ali ziyaret etmiş, ikramlarda bulunmuş İmam-ı Azam'ın dedesi Hazreti Ali'ye. O da Allah sana güzel bir evlat versin, hayırlı bir evlat versin, alim olsun, salih o, dua etmiş. O duanın bereketiyle Ebu Hanife olmuş. Numan bin Sabit adı olmuş dua bereketiyle. Muazzam kafası var. Muazzam, eski zaten helal sütlenmiş,
Cenab-ı Hak kapısını açmış. Birçok alim var o devirde. Herkes Ebu Hanife'ninki dediği güzel diyorlar. Ben de öyle diyorum. Bakıyorum, güzel ya. Sen ne diyorsun? Bükemedin, eli öp. Ben de gidiyorum, elini öpüyorum. Dünya bir tarafa gitse ben Ebu Hanife'nin peşine gideceğim. O kadar seviyorum. Çok güzel bulmuş çünkü. O zaman da öyle olmuş. Öbür hocalar bunu çekemiyor. Talebenin hepsi Ebu Hanife'ye gidiyor fıkıh dersine. Tefsir hocası camide yalnız kalmış. Kimse gelmemiş yanına. Herkes Ebu Hanife'ye gidiyor, fıkıh öğreniyor o devirde. Hayran herkes. Onunki dersi dolup taşıyor. Tefsir hocası giden yok. Tefsir hocası demiş, şu surenin tefsirinin bulunan peygamber buyurdu. Cennette köşk var falan. Uydurmuş. Ama sonra ölürken demiş ki, ben talebe bulmak için bunu uydurdum. Bu peygamberin hadisi değil. İtiraf da etmiş yani. Hani diyeceğim, kimisi iyi niyetle, kimisi de başka sebeplerle hadis uydurdular. Bunu ayıklamak için usul-ü hadis, dünyada ilk defa Müslümanların icat ettiği bir ilimdir. Peygamberin mi değil mi? Şartlar, prensipler, usuller oluşmuş. Onun için şu mütevatir hadis, şu sahih hadis, şu hasen hadis, şu yalan hadis, şu mevzu hadis, şu çürük hadis diye sıralamışlar. Sıralamışlar. Ben de dikkat ederseniz bu ne diyor bak, benim söylemediğimi söyleyen cehennemde hazırlasın. Bu zat da Ahmed ibn Hanbel Tirmizi'den aldım diyor. Sorarlarsa niye böyle söyledin? Oradan ona çağıracaklar. Ondan kurtulmak için. Ben de kitaptan konuşuyorum. Sorarlı soracaklar. Buradan okudum diyeceğim. Bu hoca da diyecek, ben de buradan aldım diyecek. Hep senetli sebetli konuşulur İslam'da. İşkembeden atılmaz. Şimdi böyleyken tabii çıkıyor. Hadis önemli değildir. Çürüktür efendim, şüphelidir. Hadis olmazsa biz Kur'an'ı anlayamayız. Allah namaz kılın diyor. Şimdi kıldığınız namazı tarif eden bir şey yok Kur'an'da. Böyle başlıyoruz, Sübhanek okuyoruz, Euz Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure, Allahu Ekber Rükûye, Sübhan Rabbel Azim üç defa, Semi Allah Alim. Bunlar Kur'an'da yok. Peygamberin sünnetiyle sabit. Peygamber sünneti çürüktür, attın mı bu kalmaz. Zaten ona da öyle diyor. Namaz dua demektir. Yatıp yuvarlanmaya gerek yok. Allah korusun. Namazı kaldıracaklar. Zekatı verin diyor Allah. Deveden beşte bir, attan beşte bir. Altının işte şu kadar 20 miskal altın, gümüş 200 dirhem gümüş. Bunları peygamber belirtti. Neyden ne kadar vereceğiz? Hadisi atarsan zekat da kalmaz. Evet. Hac. Hac edin Kur'an'da. Ne zaman hac edeceğiz? Peygamber buyurdu ki el haccu arafa. Hac Arafat demektir. Arafat da Kurban Bayramı'nın Zilhicce'nin 9. günü Arafat Dağı'nın meydanında bulunmaktır. Orada o gün bulunmadın mı hacı olamazsın hadise göre. Bu hadisi reddettin mi? Ha o zaman şimdi git ya hacı ol gel. Kimse yok. Olur. Hacılık da kalkar. Evet hep böyle. Zaten adamın niyeti o. Bunları kaldıracaklar. Hadis şüphelidir filan. Evet şimdi ben de size söylüyorum. Efendim. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini zamanında yazdırmamış. Kur'an'la karışır diye. Çünkü papazların sözleriyle, havarilerin sözleriyle İncil karıştı. Sonradan toplandı. Keza hahamların sözleriyle Tevrat karıştı. Yazmayacaksınız demiş. Kur'an'ın katipleri var, vahiy katipleri yazıyorlar. Benim sözümü yazmayacaksınız demiş. Ama Yemen'e vali tayin etmiş. Hakim bin Hizam'ı yazmış peygamber. Bir, şuraya gittiğiniz zaman şöyle yap. İki, şöyle yap. Üç, şöyle madde madde. Bu yazı elimizde. Evet, başka yere şunu göndermiş.
elçiler göndermiş mesela, İslam, Müslüman ol, kardeş olalım. Bununla elimizde. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'ın Amr ibn-i Abbas'ın oğlu var, Abdullah. Demiş ya Resulallah, yasak ettin ama demiş, ben demiş gencim, her söylediğini ezberleyemiyorum. Bana müsaade et yazayım demiş. Yazılan demiş. O da izin almış, o da yazmış. 1000 hadis. Peygamberin dizinin dibinde. Ölünceye kadar kimseye vermemiş onu. Şimdi onu da buldular. Hem kim buldu? Hristiyanlar, oryantalistler buldu. Şam kütüphanelerinde buldular. Çok ilginç. 200 sene sonra Buhari toplamış hadisleri. Müslim toplamış hadisleri. Kütüb-i site diyoruz ya. Bakıyoruz Buhari bundan haberi yok. Bu yazının metninden haberi yok. Dolaşmış bütün Müslümanlar ülkeleri. Peygamberden kim duydu şu, ondan kim duydu şu, onlara varmış, bunları tespit etmiş. Bu şekilde yazdığı kitap ile, kitaptaki hadis ile Abdullah ibn Amr ibn As'ın peygamberin dizinin dibinde yazdığı 1000 hadis arasında hiç fark yok. Yani Buhari'nin hadisinde hiç şüphe yok. Sağlam toplamış adam. Böyleyken gavurlar bir şey demiyor. Bizimkiler hadis şüphelidir. Kur'an'da her şey vardır. Hadisi reddediyorlar şimdi. Bu moda oldu. Hadis sünnet reddolursa ne namaz kalır, ne oruç kalır, ne hac kalır, ne zekat kalır. Bizim yolumuz ehl-i sünnet vel cemaat yoludur. Kur'an bulamazsanız peygamber. İzâ tenâzâtum fî şeyin, bir şeyde ihtilaf ettiniz, anlaşamadınız mı? Ferdûhu ilallâhi, Allah'a sorun. Hocam Allah'la konuşulmaz ki. Ne demek bu? Kur'an'a bakın demek. Kur'an'ın olan kelamı değil mi? Aradığınız hükmü Kur'an'a bakın. Bulamadık. Ferdûhu ilallâhi ve rasûlihi. Kur'an'da bulamazsanız peygambere sorun. Peygamber yaşamıyor. Hadisine bakın demek bu işte. Bunlar hep böyle yerli yerinde delilleri var. Rayına oturmuşken çim çıkıyor, diyor ki hadise gerek yok. Hadis şüphelidir. Bir Ömer getirelim de şunların dersini versin. Evet, bunlara kanmayın. Elhamdülillah bizim aziz milletimiz Müslüman olduğundan beri ehl-i sünnet vel cemaat yolunda, Hanefi mezhebinde. Şafiler de ehl-i sünnet vel cemaat yolunda kendi mezheplerinde gelmişlerdir. Kıyamete kadar devam edelim. Yol budur. O herifler yalancıdır. Onları arz ediyor bu vesileyle. Kim benim olmadığı halde benim diye bir hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Efendim annemiz buyuruyor, Efendimiz buyuruyor. İnneküm tuhşarûne rüccâlen ve rukbanen. Evet. Ve tücerrûne alâ vücûhihikum hâhüne ve necâ biyedihi nahveşşâm. Evet. Efendim buyuruyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, kıyamete yakın Şam'a toplanın. Şimdi okuduk mu bilmiyorum geçen derslerde. Kıyametin alametleri var. Kıyamet kopacak. Ne zaman Allah bilir. Ama yakın alametlerinden Mehdi çıkacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sülalesinden, Hazreti Hasan sülalesinden. Çünkü Hazreti Hasan halifeliği kan dökülmesin diye bıraktı. Ona karşılık Allah ona diyorlar, o fedakarlığına karşılık Mehdi'yi gönderdi sülalesinden. Adı Muhammed. Babasının adı Abdullah olacak. Öyle diyor Peygamberimiz. 40 yaşlarında olacak. Mehdi çıkacak. Mehdi çıktığında Deccal da çıkacak.
Deccal'la savaşırken İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İsa Aleyhisselam ölmedi. Onu da itiraz ediyorlar. Öldü diyorlar. Onu Hristiyan da söylüyor. Ama bizim ilahiyat profesörü söylüyor. Kur'an'a bakıyoruz. Ve ma kataluhu. Onu öldürmediler. Açın bakın. Resmi tefsire bakın. Tefsirlere bakın. Onu öldürmediler. Ve ma salabuhu. Onu çarmıha gelmediler. Velakin şübbihe lehum. Benzetildi kendine. Öldürmeye gelenlerden birisi Yahuda, İsa kılığına getirdiler, duvara çaktılar herifi. Yani bütün Hristiyanlar o Yahudi'ye tapıyor. Şimdi çarmıha tapıyorlar, salibe çapıyorlar alnından, kolundan, ayaklarından. İsa Aleyhisselam ölmedi, ayet. Kesinlikle. Ve mâ kateluhu yakînen. Bir de böyle var başka ayet. Kesinlikle onu öldürmediler. Böyleyken İsa öldü diyor. Olur mu diyor, gökte nasıl yaşasın? Biz mucizeye inanırız. Muhammed Mustafa 30 bin askeri susuzluğunu giderecek parmaklarından su akıttı arkadaş. Biz buna inanırız. Evet, İsa Aleyhisselam'ın da göğe çıkması mucizedir. Biz buna inanırız. Ehl-i sünnetiz. Mucize inanmayanlar, hep söylüyorum ben, İspanya gitsinler, açık mucize devam ediyor. Atlas Okyanusu'nun suyuyla Akdeniz suyu karışmıyor birbirine. Kim buldu bunu? Yakın senelerde duymuşsunuz. Kaptan Kusto buldu. Allah Allah diyor ya, şu su başka, şu su başka. Allah ne buyuruyor? Meracel bahreyni yeltekiyani beynehüme berzehun la yabgiyan. İki deniz yan yanadır ama birbirine karışmazlar. Kaptan Kusto buldu bunu. Şimdi gidip bakabiliriz. Ben gittim arkadaş. Siz de gidip bakabilirsiniz. Mucizeye inanmayanlar, mucize yoktur diyorlar ya. Bakın lan karışmıyor. Hatta Akdeniz. Kur'an bunu 1400 sene evvel söylemiş. Gidin bakın. Hodri Meydan. Peygamberimizin tıp fakültesine gitmedi. Hukuk fakültesine gitmedi. Felsefe fakültesine gitmedi. İlkokul yok, ortaokul yok, lise yok. Bir Kur'an, elinde bir Kur'an var. Öğretti bize. Hadi diyor Allah, bir cümlesini de siz yapın diyor. Hodri Meydan, mucize duruyor. Hadi bir cümlesini sen yap, bir Kur'an'ın benzeri bir cümle getir. Yine böyleyken yine de mucize yok diyor herif ya. Dayak delisi değil mi bu adam? Evet, bizim aramızdan çıkıyor bunlar hem. Ahir zaman alameti. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Ehl-i sünnet vel cemaatten ayırmasın. Şimdi bunlar karışacak işte. Şimdi bakın konuşuyorum ben her türlü rahatlıkla. Ehl-i sünnet inancında Hanefi mezhebine göre hükümler size arz ediyorum. Kimse bana ne konuşuyorsun hoca diye demedi. Engel olmadı. İzin verdiler de konuşuyorum kaç senedir burada. Mehdi'nin geleceği zaman konuşamayacağım. Yani ben değil de benim gibiyle konuşamayacak. Siz de camide namaz kılamayacaksınız. Namaz kıldırmayacaklar. O kadar karışacak, iş bozulacak. Onun için Mehdi daha gönüllerde yok yani. Bu şu duruma göre elhamdülillah çingir çingir ezanlar okunuyor. 5 vakit namaz kılınıyor camilerde. O zaman bunlar olmayacak. Öyle her taraf zulüm kaplayacak. O zaman çıkacak Mehdi. Arkasından Deccal çıkacak. Deccal sonra İsa Aleyhisselam inecek. Deccal'la savaşırken Mehdi Aleyhisselam 7 senesi var onun. Ölecek. Deccal'ı İsa Aleyhisselam öldürecek. Sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Yecüc Mecüc'e yenilecek. Tur Dağı'na sığınacak. Oradayken Yecüc Mecüc her tarafı kasıp kavuracak. Çok ahlaksız, zulüm içinde. Çok kalabalık. Bir tek adamın 500 evladı olacak diyor Peygamberimiz. Yecüc Mecüc'ten bir adamın 500 evladı olacak. Hocam, biraz mantıklı şey söyle. Ben Çin'e gidince gördüm. Arkadaş, gördüm, sokakta gördüm benim.
ben incelemiş değilim ama sokakta gördüm. 13 kişi var saydırdım. İkisi erkek, 11 kız sokakta. 11 kişi gördüm. İkisi erkek, 9'u kız. 9 kişi gördüm. Biri erkek, 8'i kız. Yani erkek bu kadar az. O zaman kızlar kimle evlenecek? Erkek yok. Bir erkek de her gün bir başka kadınla zina etse 500 çocuğu olmaz mı ya? Yılda 365 gün var. 300 kadın yatsa bir senede 300 çocuğu olur. 2 senede şu kadar olur. Efendimiz buyuruyor ki, kıyamete yakın erkek nüfusu çok azalacak. Erkeğin birisi balta tutmuş diye, kürek tutmuş diye sapını, 50 kadın kavga çıkar diyor. Erkek elini tuttuğu biz de tutalım diye. Bu hadis var. Bu kadar kadından çoğalacak. Neden? Zinadan işte. O zaman 500 dedi işte zina yapsa pekala olabilir yani. O kadar kalabalık. Yeryüzünde bütün zulmü yayacaklar. Herkesi halledecekler. Ok atacaklar havaya. Yeryüzündekileri temizledik, yukarıdakileri temizleyelim diye Allah onları şaşırtmak için okları kanlı gelecek. Hadis böyle. İmam Suyuti'nin Ahizaman Mehdi'sinin alametleri diye, kıyamet alametleri diye İmam Gazali'nin eserleri var. Onlardan aktarıyorum. Ben İmam Suyuti büyük alim. İmam Gazali de büyük evliya, büyük alim arkadaş. Senin adını UNESCO bilmiyor. Benim adımı kimse bilmiyor. İmam Gazali'nin eserlerini UNESCO İngilizce'ye, Fransızca, Almanca tercüme etti. O kadar önem veriyor. Sen İmam Gazali'ye bırak ya uydurma hadisler doldurmuş kitabını diyorsun ama ey profesör, UNESCO onun eserlerini tercüme ettirdi. Senin adını kimse bilmiyor UNESCO'da. Öyle büyük adam, onların kıyamet alametleri var. İmam Suyuti'nin her gününe bir kitap sığıyor. Büyük meşhur alim. Onun kitabına göre arz ediyorum. Okları kanlı gelecek hadis yazmış. Yukarıdakileri de hallettik diyecekler. İyice şımaracaklar. Dağın başında İsa Aleyhisselam'la beraber olan Müslümanlar aç kalacak. Buhari hadisi bu da. Öküz kellesi görmüş Medine dışında gezerken. Demiş ki ashabına, şu kokmuş öküz kellesini kaç para verirsiniz? Sahabiyle demiş ki, ya Resulallah çok latife ediyorsun, şaka yapıyorsun. Bu kokmuş öküz kellesini para verilir mi? Belki git göm diye para verilir. Buhari hadisi bu efendi. Siz öyle deyin. İsa Aleyhisselam'la ashabı Tur Dağı'ndayken aç kalacaklar. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler. Açlık fırın deldirir. Arkadaş, Arjantin'de aç kalan adamlar arkadaşın yemedi mi? Geçmiş senelerde okumadınız mı gazetelerde? Ben okudum. Arkadaşlar yediler ya, açlık bu. Bir kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler, bulamayacaklar diyor. Onun üzerine akılları başlarına gelecek. İsa Aleyhisselam diyecekler, sen Allah'ın kelimesisin, ruhusun. Dua et yahu. Kurtulalım şundan. İsa Aleyhisselam dua edecek. Yecüc Mevcüc hepsi ölecek. Olur mu hocam ya? Olur. Bir memlekete kolera geldiği zaman sağ kalan oluyor mu? Toptan gitmiyor mu herkes kolera, veba hastalığında? Neden olmasın? Hepsi ölecek. Bu defa o kadar kalabalık ki kokusundan duramayacaklar dağın başında. Bir daha dua et de diyecekler, kurtulalım şu kokudan. Yine dua edecek. Hadislere göre arz ediyorum. Yine kokudan kurtulacaklar. Nasıl olur? Tsunami diyorsun bak. Denize alıp geliyor, hepsini örtüyor. Evet, Nuh tufanın izini buldular. Mezopotamya'da 300 metre aşağıda kapkacak buldular, ev eşyası buldular. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında biliyorsunuz o tufan oldu. Demek su basmış.
Bizim Üsküdar'dan Boğaz'ın öbür tarafına şey yapamadılar yıllarca. Eski gavurların şeyler çıktı. UNESCO el koydu. Doldurmuş toprak üstünü. Neden olmasın arkadaş? İşte bunlar kıyametin alametleri. Efendim güneş batıdan doğacak, doğudan doğacak. O en son diyorlar şey bu. Kıyamet öyle kopacak. Şimdi bundan evvel bir Amik Ovası'nda savaş var okuduk. Melhame-i Kübra diye. Şimdi Suriye'nin karışıklığını ona yormayalım. Sanki ona doğru gidiyor Amik Ovası orada değil mi? Antakya'nın öbür tarafında. Ben bu geçtiğimiz yaz gittim baktım. Hadis'teki şeyleri aynen uyuyor arkadaş. Orada biz gavurları yeneceğiz. Gavurlar temsil eden Yahudileri yeneceğiz. Buhari hadisidir. Bakabilirsiniz. Yahudi askeri kaçarken ağacın arkasına saklanacak, taşın arkasına. Taş dile gelecek. Arkamda Yahudi askeri var. Gel öldür diye. Buhari hadisidir bu. Biz bunlara inanıyoruz. Ne zaman olacak? Allah bilir. Ondan sonra bizim başımıza felaketler gelecek. O zaman diyor işte Şam'a toplanın. Rüccalen yaya olarak ve rukbanen binitli olarak ve tücerrûne. Evet. Şimdi alâ vücûhiküm. Evet. Şimdi biliyorsunuz bir de ateş çıkacak kıyametin alametlerinden. Bu ateş insanları korkutacak, kaçacaklar. Ona karşı ateş arkalarından gelecek. Ona karşı arkada gelecek. Bu da kıyametin alametlerinden. Bir de duhan var, duman. Müminleri nezle yapacak, kafirleri şey edecek. Kıyametin alametlerinden bunlar. Efendim onlardan bahsediyor. Siz diyor Şam'da toplanın. Hehuna varaca biyedi nahve Şam. Sizin kurtuluşunuz Şam tarafındandır. Orada toplanın. Şam'da büyük evliyaullah var. Büyük zatlar var. Efendimizin hadislerinde de var. Şu anda iyi değil ama başındaki adamlar namazsız abdestli adamlar, o idareciler. Ama orada çok büyük insanlar var. Bilal Habeşi de orada yatıyor. Sahabilerden birçokları orada yatıyor. Burada diyor toplanın diyor Müslümanlara. Biyedihi eşara biyedihi nahve Şam. Şam tarafını şey etti. Oraya diyor şey edin. Gidin diyor. Orada toplanın. Böyle olaylar var. Bunların şeyleri Ağırzaman Mehdi'sinin alametleri diye İmam Suyuti'nin eserinin tercümesi bir şey de var. O merak edenler şey de bilir. Bu Mehdi konuları çok şeyli, renkli. İtiraz edenler var, savunanlar var. O konulara girdiniz mi hasta olursunuz. İçinden çıkamazsınız. Bizim profesör arkadaşımız bu işlere, bu hadisleri tercümeyi beraber yaptık. Taktı kafayı. Her gittiği yerde Mehdi'den bahsediyordu. Gelecek, gidiyor falan diye. Ben de hasta olacaktım. Ama dedemin kütüphanesine girdim. El yazması. 450 sene evvel el yazması eser. Bir baktım. Bayezid Bestami'nin eseri. Mehdi diyor şu tarihte gelecek diyor. Hesap yapmış. Bayezid Bestami büyük adam. Bir hesap ettim tutturamamış. Bayezid Bestami gibi adam tutturamazsa dedim biz hiç dedim bu konuya girmeyelim. Bir kapattı velhamdülillah ben hasta olmadım. Böyle hadisleri okuyorum geçiyorum. Hasta olanlar var. Gün hesap edenler var. Evet böyle var. Bunlar olacak. Biz bunlara ehl-i sünnet olarak şey diyoruz. Burada da çok geniş bilgiler vermişler. Gümüşhaneli Hazretleri. Bunları ben size bir iki cümleyle böylece aktardım. Evet. Bu konuyla ilgili gene hadisler var. Onları da inşallah başka derslerde görürüz.